Boyun bölgesinde bulunan kaslara bakacağız. Ama onun öncesinde boyunda derinde bulunan fasyanın kalınlaşmasıyla oluşan vagina karotika yapısını öğrenmemiz gerekiyor. Şekilde C7 seviyesinden geçen transvers bir kesit alınmış. Trakeayı ve özofagusu görüyoruz. Trakeanın özofagusun önünde olduğunu lütfen bilelim. Bizim konuştuğumuz yapı aslında bir kılıf. Boyun bölgesinde fasya profundanın kalınlaşmasıyla oluşan bir kılıf ve içerisinde arteria karotis communis var. Boyun bölgesi diyoruz. C7 seviyesi diyoruz ve çok önemli bir arteria karotis communis. Bu artere eşlik eden ven vena jugularis interna, jugularis boyunla ilişkili demek. Boyunda ve içeride olan ven. Arteri var, veni var, bir tane de sinir. Boyun bölgesinden tüm vücuda parasempatik uyarı götürecek olan kraniyel sinir nervus vagus. Vagina karotika dediğimiz kılıf boyunda bu üç yapıyı içerisine alır. Ancak içindekileri sayarken bir dördüncü yapımız daha var. Arteria carotis interna. Şekil üzerinde arteria carotis internayı göstermedik ama içindekiler kısma dahil ettik. Neden? Çünkü bizim şeklimiz C7 seviyesinden alınmış. Vagina carotica sadece C7 seviyesinde bulunan bir kılıf değil. Vagina carotica süreklilik gösteren bir yapı. Fascia profunda'nın kalınlaşmasıyla oluşmuş bir yapı. Arteria carotis communis C4 seviyesinde bifurkasyo yapar. Ve bifurkasyodan sonra carotis interna ve carotis externa dallarına ayrılır. Eğer doğru yerden geçen bir transvers kesit alabilirsek, arteria carotis internanın vagina carotica içerisinde olduğunu görebiliriz. Buradaki kritik nokta şu. Arteria carotis externa vagina carotica içerisinde yer almaz. 4 tane olduğu için sorumuzu oluşturalım. Aşağıdaki yapılardan hangisi? Boyunda vagina carotica içerisinde bulunmaz. Carotis communis boyundaki sayacağımız en önemli arter. Vena jugularis interna boyunda ve içeride bulunan en önemli ven. Bunlara eşlik eden nervus vagus, unutmamamız gereken arteria carotis interna. Cevap genellikle arteria carotis externa olur. Boyun bölgesindeki ilk kasımız musculus sternocleidomastoideus. Kasın isminde tutunduğu yerler var. Sternuma tutunmuş, klavikulaya tutunmuş, processus mastoideus'a tutunmuş. Processus mastoideus temporal kemiğe ait bir yapıdır soru. Musculus sternocleidomastoideus ise farklı bir açıdan bakalım. Yüz bölgesindeki venleri konuşurken şöyle söylemiştik. Arteria carotis externa'nın iki tane terminal dalı var. Bu iki terminal dalın venleri var. Vena temporalis, superficialis ve nemaxillaris. Parotis bezi içerisinde birleşirler. Ve mandibulanın arkasında anlamına gelen vena retromandibularis oluştururlar. Vena retromandibularis'in ön dalı var. Önden gelen vena facialis ile birleşir. Vena retromandibularis'in arka dalı var. Arkadan gelen, adında arka ifadesi olan vena auricularis posterior ile birleşir. Ön dalı vena facialis ile birleştikten sonra içeride kalır. Vena jugularis internaya açılır. Arka dalı da dışarıda kalır ve vena jugularis externaya açılır. Bizim konuşacağımız kas musculus sternocleidomastoideus. Vena jugularis externa ile yakın komşudur. Vena jugularis externa musculus sternocleidomastoideus'un yüzeyelindedir. Burası çok önemli soru arkadaşlar. Hatta bunun üzerine bir de platismayı koyduğumuz zaman soru şu hale dönüşür. Aşağıdaki yapılardan hangisi? Platisma ve musculus sternocleidomastoideus'un arasında yer alır. Cevap vena jugularis externa olmalı. Platismanın derininde, SCM'nin yüzeyinde. Veya burada klinik soru oluşturmuştuk. 20 yaşında genç erkek, transvers bir kesisi var. Bu kesi de SCM etkilenmişse, yani kesi derinse, aşağıdaki yapılardan hangisi etkilenmiş olabilir? Vena jugularis externa da kesilmiştir. Çünkü SCM'nin yüzeyindedir diye düşünmeliyiz. Siniri kim? Siniri 11. kraniyel sinir. Ama 11. kraniyel siniri detaylı konuşmalıyız. Nervus accessorius cevabı yetmez. Ramus spinalis tarafından inerve olduğunu söylemeliyiz. Nervus accessorius'un ramus spinalis'i iki tane kası innerve eder. 1. SCM, 2. trapezius. Bu yönüyle soru nervus accessorius'un ramus spinalis olduğunu detaylıca öğrenelim lütfen. Kasa yandan baktık yukarıdaki şekilde. Şimdi kasa karşıdan bakıyoruz. Musculus sternocleidomastoideus tek taraflı kasılırsa başı aynı tarafa eğer rotasyon yaptırır. Eğer iki taraflı kasılırsa karşıdan bakıyoruz. Başı öne doğru eğer yani fleksiyon yaptırmasını bekleriz. Bir tane de kliniği var. Musculus SCM doğumda özellikle zor doğumda bazen kas içine kanama olabilen bir kas. Şekilde kasılmış bir SCM görüyorsunuz.
Bize soruda şöyle diyecek. Zor doğum olan bir yeni doğan, boynunda bir şişlik var ve hasta başı lezyonlu tarafa eğik, yüzü de karşı tarafa bakıyor. Bu hastada etkilenen kas aşağıdakilerden hangisidir? Musculus sternocleidomastoideus. Doğumda kas içine kanama olabilir. Bu duruma biz torticollis adını veririz. Çocuğun başı lezyonlu tarafa eğiktir. Yüzü de karşı tarafa bakar. Boyun bölgesinde bulunan bir kas grubu skalen kaslar. Şekilde musculus scalenius anterior'u görüyoruz en önde. Scalenius medius'u görüyoruz ve musculus scalenius posterior. Şimdiden dikkat edelim. Musculus scalenius anterior ve medius scalenius posterior'dan farklı bir yere tutunur. Musculus scalenius posterior, scalenius anterior ve medius'tan farklı bir yere tutunuyor. Buna tekrar değineceğiz. Ama şekil üzerindeki asimetriye şimdiden dikkat etmiş olalım. Boyun bölgesinde diyoruz, plexus cervicalis tarafından innerve olurlar. Boyun bölgesinde ve önde bulunuyorlar. O zaman kasıldıkları zaman başa fleksiyon hareketini yaptıracaklar. Musculus scalenius anterior ilk kasımız. Şekilde musculus scalenius anterior'un birinci kostada bittiğini görüyoruz. Ve nervus phrenicus scalenius anterior için bir kılavuzdur arkadaşlar. İkisi birbiri için bir referanstır. Bir kas gördüm. Önündeki sinirin nervus phrenicus olduğunu biliyorum. Bu kasa musculus scalenius anterior diyebiliriz. Bir kas biliyorum, adı scalenius anterior, önünde bir sinir var. O zaman nervus phrenicus. Neden buna değiniyoruz? Çünkü şu durum soru sormaya çok müsait. Arkadaki kasın adı musculus scalenius anterior diye referans vermiş. Önünden bir tane sinir geçiyor. Diyor ki işaretli sinirin adı nedir? Anatomi pratik sınav sorusuymuş gibi bir DUS sorusu neden sorulmasın? Daha önce kraniyel sinirlerde 4. kraniyel sinir şekil olarak soruldu. Scalenius anterior'un ön yüzdeki komşuluğunda 2 tane de ven var. Vena jugularis interna, vena subclavia. İkisi birleşerek vena brachiocephalica'yı oluşturacak. Vena brachiocephalica'lar da birleşerek vena cava superior oluşturacak. Biz bu venöz diyagramı biliyoruz. Boyun bölgesine venöz diyagramı oturttuğumuz zaman scalenius anterior'un ön yüzde jugularis interna ve vena subclavia ile komşu olduğunu görüyoruz. Arka yüzünde de plexus brachialis ve artere subclavia var. Şekil birazcık karışık gibi oldu. Ancak şunu tekrar etmeliyiz. Konuştuğumuz kas scalenius anterior. Ön yüzünde bulunan sinir nervus phrenicus. Bunu en önemli bilgi olarak yazalım lütfen. Venöz diyagramı oturttuk. Venöz diyagramda subclavia ile jugularis interna'nın birleşerek vena brachiocephalica'yı oluşturduğunu biliyoruz. Venler genellikle yüzeyel yapılardır. Bu yüzden kasın önünde seyreder. Bu yüzden kasın ön yüzüyle komşudur. Scalenius anterior'un komşuluklarını burada bitirebiliriz. Çünkü plexus brachialis ve arteria subclavia'yı musculus scalenius medius'un komşuluğunda da konuşacağız. Musculus scalenius medius'u görüyoruz. Scalenius anterior onun önünde. Musculus scalenius medius ve anterior'un arasından plexus brachialis geçer, arteria subclavia geçer. Bu yönüyle daha önce soruldu, tekrar da sorulur arkadaşlar. Az önceki şekildeki komşulukların 3 tanesini scalenius anterior'a atfediyoruz. Plexus brachialis ve arteria subclavia'yı iki kasın arasında olarak konuşuyoruz. İsterseniz scalenius anterior'un arkasında deyin, isterseniz scalenius medius'un önünde deyin. En güzeli şunu söylemek, plexus brachialis ve arteria subclavia scalenius anterior ve medius'un arasındadır. Scalenius anterior zaten önde, buna göre gerekli topografiyi oluşturabiliriz. Son skalen kas musculus scalenius posterior. Şekilde scalenius anterior ve medius'u gördük. Posterior'un tutunduğu yer farklı. İkinci kosta. O zaman soru şu. Aşağıdaki kaslardan hangisi ikinci kostaya tutunur? Musculus scalenius posterior. Henüz sorulmadı. Gerçekten zor bir soru. Ama artık scalenius anterior ve medius'un arasında plexus brachialis'i, arteria subclavia'yı barındırdığını, bu yüzden her ikisinin de birinci kostaya tutunduğunu biliyoruz. Scalenius posterior arkada kalır, ikinci kostaya tutunur. Hiyoid üstü kaslara bakalım. Boyun yapısını görüyoruz. SCM ve trapezius kaslarını gördük. Ortada hiyoid kemiği görüyoruz. Hiyoid kemiğinin üzerinde bulunan ilk kasımız musculus digastricus. İki karınlı, venter anterioru var, venter posterioru var. Dikkat ederseniz ön karnı mandibulaya tutunmuş, arka karnı da temporal kemiğe tutunacak, incisura mastoidea'ya. O zaman ön karnın innervasyonu
5. kranial senin 3. dalı tarafından, yani nervus mandibularis tarafından, hatta onun nervus alveolaris inferior dalı tarafından sağlanır. Digastricus venter posterior'un innervasyonu da 7. kranial sinir temporal kemiğin içinden foramen situlo mastoideum'dan çıkar demiştik. O zaman çıktıktan sonra digastricus venter posterior innerve eder. Digastricus venter posterior innervasyonu da 7. kranial sinir tarafından sağlanır. İki kası hangi sinirin innervettiğini bilmek defalarca kez sorulmuş ve sorulacak soru. İkinci bir kasımız musculus stilohyoideus. Processus stilohyoideus'tan başlar, hiyoid kemikte sonlanır. Bakın 7. kranial sinir temporal kemiğin içerisinden çıkar dedik. Foramen stilo mastoideum'dan çıkar dedik. O zaman stiloid çıkıntıdan başlayan kası da inler ve eder. Musculus stilohyoideus'un siniri 7. kranial sinir. Hiyoid üstü kasları daha iyi anlayabilmek için mandibulaya iç yüzden bakalım. Linea milohyoidae'yi görüyoruz. Aynı isimli kas tutunur, aynı isimli sinirle innerve edilir. Bu kasın en önemli özelliği ağız döşemesini yapar, ağız tabanını yapar, tanım olarak sorulmuş ve sorulmaya hazır bir soru arkadaşlar. Şekilde musculus genioglossus'un tutunduğu yeri ve geniohyoideus'un tutunduğu yeri görüyoruz. Genioglossus dilde bitmiş, geniohyoideus hiyoid kemikte bitmiş. O zaman musculus genioglossus daha yukarıda olmalı. Bu üç kasın birbirine göre konumuna bakarsak musculus milohyoideus ağız tabanını yapar, ağız döşemesini yapar. Bu yüzden en alttadır diyeceğiz. Onun üzerinde geniohyoideus bulunacak. Onun da üzerinde genioglossus bulunacak. Çünkü dil daha yukarıda dedik. Şöyle bir soru daha önce sorulmamış. Zor bir soru ama. Digastricus venter anterior musculus milohyoideus'un daha altında bulunur. Şimdi musculus milohyoideus ağız tabanını yapar dediysek hep en altta en aşağıda bulunacak hali yok. Musculus digastricus venter anterior aşağıdan hiyoid kemikten mandibulaya tutunduğu için musculus milohyoideus'un daha altında bulunur. Onun üzerinde musculus milohyoideus, onun üzerinde geniohyoideus, onun da üzerinde genioglossus bulunacak. Aman ha bu hataya düşmeyelim. Genellikle bu tip soruların cevabı musculus milohyoideus olacak. Ama digastricus venter anterior'un aşağıdan gelip musculus milohyoideus'un daha altında olduğuna dikkat edelim arkadaşlar. Bir başka önemli spotumuz da geniohyoideus'un siniri C1 spinal sinir. Aşağıdakilerden hangisi, hiyoid üstü kaslardan hangisi C1 tarafından innerve olur? Musculus geniohyoideus. Birer cümle hiyoid altı kaslara bakalım. Musculus tirohyoideus. Tiroid kartilajda başlar, hiyoid kemikte sonlanır. Larynx girişini kapattığı ile ilgili henüz soru sorulmamış. Ancak sorulursa artık yaparız. En önemli özelliği C1 spinal sinirle innerve olması. C1 spinal sinirle innerve olan bir tane hiyoid üstü kas vardı. Geniohyoideus. Bir tane de hiyoid altı kas oldu. Musculus tirohyoideus. Şekilde musculus omohyoideus'u görüyoruz. Venter superior'u var, venter inferior'u var. En önemli özelliği skapulaya tutunması. Aşağıdakilerden hangisi skapulaya tutunur? Musculus omohyoideus. Venter inferior, skapulanın margo superior'a tutunur. Musculus sternotiroideus. Bakın hep hiyoideus, hiyoideus'tu. Bu tiroideus. O zaman hiyoid kemiğe tutunmaz. Bunu isminden çıkartabiliriz. Larynx girişini açtığı ile ilgili de soru yok. Sorulursa yaparız. Kapatan tirohyoideus, açan sternotiroideus. Son kasımızda musculus sternohyoideus. Sternum da başlamış, hiyoid kemik de sonlanmış. Hepsinin siniri ansa servikalis, farklı olan C1 ile innerve olan musculus tirohyoideus.